Reşat Petek beni terör örgütüyle ilişkilendirdi. Şu sol ayağım Ergenekon Balyoz döneminde. Çıkarmayın. Göstermeyin. Tarif ederseniz. Şurada kırılan ayak o dönem bu FETÖ terör örgütüyle mücadele ederken aynı şahıs, aynı televizyon kanalları bana terörist milletvekilleri diyorlardı. Tarih geldi, değişti bugün. Basın özgürlüğünü savundum. Adil yargılamayı savundum. Bugün aynı zihniyet yine bana terörist diyor. Siz yarın yargılansanız size de adil yargılama isteyeceğim. Hukuk devletini, demokrasiyi sizin için de isteyeceğim. Anladınız mı? Şimdi değerli arkadaşlar, bugüne kadar bunu söyleyen iki şahıs var. Biri Gaziantep Milletvekili Şamil Tayar, biri Sayın Reşat Bey. Herhalde bunlar kendileri kamufle etmek için, diğer grubu ben tenzil ediyorum, sürekli bu lafı söylüyorlar. Şimdi kimler teröre destek verdi? Bir, Bankasya'ya lig olayını veren, teröre destek verendir. O GSE'yi köprülerde geçişi veren AKP'dir. Ne istediler vermedik diyen AKP'dir. Ergenekon Balyoz'un savcısıyım diyen AKP'dir. Zaman gazetesinin yeri deprem alanına tahsis edilmişti. Zamana veren AKP'dir. Bülent Arış parsel parsel verdiniz. Veren, yine bu desteği veren AKP'dir. Bu AKP'nin bu medya grubuna kamu bankalarının ihalesini veren de AKP'dir. Fethullah Gülen'in yurt dışı okullarına Türk Hava Yolları'nın özel servislerini yapan da yine AKP'dir. Zekeriya Öz'e makam aracını veren de yine AKP'dir. Bu balyo şeyi yapan, darbeyi yapan, askerlerin tayin terfisini yapan da yine AKP'dir. Değerli arkadaşlar, bu bankasayı yine açan da Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kurdeleyi ben kesmedim.